Şimdi yeni yılla birlikte site aidatları da yükseldi. Kimi sitelerde %50 ile 60'a varan zamlar yapıldı. Zammın en önemli sebebi artan personel giderleriyle elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlar. Efendim, aidatlardan haberiniz var mı? Kaç lira oldu? Vallahi şimdi haberim oldu. 300 lira diye biliyordum. 450 olmuş. %50 zam demek. Birçok sitede enflasyon oranının üzerinde artış yapıldığıyla karşılaşıyoruz. Çok da olsa bir şey yapamayız. Her türlü ödeyeceğiz diyorsun. Emekliysen mecbur. Maliyetler arttı. Site aidatları 2'ye, hatta 3'e katlandı. Herhangi bir üst limit olmayınca da site sakinleri yüksek aidatlarla karşı karşıya kaldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının uygulanması zorunlu değil. Bu her bir sitenin veya apartmanın kendi giderleriyle orantılı olarak düzenlenecek bir şey. Yeni yılla beraber site aidatları da arttı. Kimi yerlerde %60'a varan zamlar yapıldı. Bu durum en çok kiracıları etkiledi. Kira öder gibi ödetiyoruz ama işte çok. Ama şey, şartlara göre de normal. Nereye gider bu aidat meselesi? Vallahi ucu kapalı. Nereye gideceğini biz de bilmiyoruz. Çalışan personelin maaşları yükseldi. Yani yapacak bir şey yok. Tabii olmasa daha iyi olurdu. Mesela bir havuzumuz var ama şu an kullanılmıyor zaten. Yaz boyunca da kullanılmamıştı. Sadece temizlik giderleri, işte çalışanların görevleri. Peki aidatlar neden bu kadar yükseldi? Burada belirleyici olan şey zam oranları olacaktır. Özellikle yılbaşından sonra gerçekleşmiş olan zam oranları ile birlikte elektrikte, doğalgazda çok ciddi artışlar meydana geldi. Asgari ücrette aynı şekilde. Yine sigorta primleri de buna paralel olarak tabii artış gösterdi. Sitelerin maliyetleri arttı. Asgari ücret yüksek olduğu için çalışan personel maaşları da yükseldi. Bu da tabii ki burada oturan mal sahiplerine yansıyor. Uzmanların site giderlerini denetlemek ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için hem ev sahiplerine hem de kiracılara bir uyarısı var. Burada esas olan şey kat malikleri için hem hak hem ödev olan genel kurula katılmaktır. Herkes mutlaka genel kurula katılarak, bu giderlerin yerindeliğini denetleyerek, gerekirse görüşlerini bildirerek mutlaka katılım sağlamalı. Genel kurula her yıl katılıyor musunuz yoksa? Yok, ben katılmıyorum. Yani çok ilgili değilim. Kiracılarsa aidat ödemeleri konusunda dikkatli olmalı. Eğer taşınmaza uzun vadede katma değer sağlayan bir yatırımdan söz ediyorsak, bunun kat malikinin sorumluluğuna girdiğini altını çizmekte fayda var. Ne yazık ki kiracılar çok da haklarına haberdar olmadıkları için bunlara ödemeleri söz konusu oluyor. Ödediği bedeli kira bedelinden mahsup etme hakkına sahiptir.